Ben dolar kuruna her zaman bakıyorum. Ne acıdır ki bu memleketin kanayan yarası bu dolardır ve hazine, ekonomi, Türkiye'nin bugün durumu ortada. Ekonomi güç sıfır, dipte. Ama hükümet anlatıyor, ne diyor biliyor musun? Biz uçmuşuz, biz tavanı yapmışız. Göğe çıkmışız, yere çıkmışız. Ya kardeşim nerede ya? Bana bir gösterin. Biz niye görmüyoruz bunu? Hangi ekonomide basıyoruz? Bu hükümet gelmediğinden dolar ne kadardı biliyor musun? Ne kadardı? Ya 2 lira bile değildi ya. Bu bir tane bakanları vardı şu anda şu... Jöle saçları sürüyordu ya bir ara. O diyordu ki eğer 3 lira olursa herkes benim yüzüme tükürsün. Şimdi olmuş 8 lira diyorsun değil mi? 7,5. Şu an 8 lira bandına dayanmış. Hala dayanacak peki. Kim şimdi kimin yüzüne tükürecek? Memleket bitiyor. Ekonomi yok. İşsizlik almış başını gidiyor. Burada bu iş yerinde 45 kişi çalışıyor. Şimdi kaç kişi çalışıyor biliyor musun? Kaç 22 kişi çalışıyor burada. Bu adamlar nerede? Ne yiyecek? Ne içecek? Hepsinin çoluk var. Hükümet böyle yönetilmez. Eskide 1974'te Ecevit'in savaş dönemi vardı. Biz yine bu kadar zorluk çekmedi ya. Amerika'yı, İngiltere'yi, Fransa'yı dümdüz ettik. Kıbrıs'a girdik. Kara olan. Dağlara, taşlara ismini yazdı. Neyle gitti? Bir işçinin bir evi var. O adam öldü, bir evi var. Şimdikilerine bakın bakayım. Ya ülkeyi bitiriyor ya. Bitiriyor. Ülkeyi bitiriyor. Yani bu ekonomiyi sıfırlamış zaten. Bu sefer dibini kazıyor. Dibindeki İsa alıyor. Kalmadı memleket. Bu ülke Türkiye Cumhuriyeti tektir. Başka gideceğimiz yer yok. Hep birlikte beraber çalmayalım, çırpmayalım. Sayın Meral Akşener'in bir sözü var biliyor musun? Dedi ki bu insanların bu ülkede çaldığı malları getirsin yerine koysun. Dolar düşer 1,5 lira. Ben candan gönülden yürekten inanıyorum. Ben İyi Parti'de değilim ama söylenen söze bakarım. Çok güzel bir söz. Çaldıklarınızı getirin. Kimse görmeden bırakın gidin. Ülke toparlasın, ayağa kalsın. Bu ülkeyi yemiş midir misiniz? Ya kanlayan mısın kardeşim? Yok. Şimdi her iktidar döneminde hırsızlıklar, arsızlıklar olur. Biliyorum. Şurada bir limon alır cebine koyar. Bir peçete alır gider işini görür. Ama şimdi tezgahı alıyor. Malzemeyi alıyor, bir de beni de alıyor götürüyor. Bu ülkede bunu yok etmek lazım. Yoksa şu anda ekonomi... Şu anda dolar kurunun artmasının nedeni yolsuzluk mu diyorsunuz? Tabi ya, yolsuzluk. Herkes almış götürmüş. Şimdi havuz doluydu. Şimdi gelen havuzdan aldı götürdü. Aldı götürdü, başka havuz yaptı kendisine. Bir havuz, 1000 tane havuza dolarında ne olur? Öbür havuz kurur. O havuzda devletin havuzu. Yok. Herkes kendisine bir havuz kurdu. Yok, şimdi yok. Memleket perişan. İnsanlar ya 2300 lira alan bir vatandaşımız, insanımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. 2 tane çocuğu var, eşi var. E peki şimdi bu 2000, bir de kira veriyorsa, çocuklar okula gidiyorsa, bu adam yol parası veriyorsa. Peki biz nereye uçmuşuz? Ne olmuş? Hani nerede? Kime değilsin ben? Ben bu memlekette daha ben tatil yüzü görmedim. Emekliyim, 18 yıldır emekliyim. Ben daha tatil yüzü görmedim. Almanya'daki işçi geliyor parasını bozuyor. Şurada krallar gibi yiyor, içiyor, gidiyor. Ben burada memleketime gidiyorum. Gidemiyorum. Kim kimi kandırıyor? O devri alemler bitti. Millet yedi bitirdi. Aa, yok şimdi. Hani başkanlık sistemi olacaktı ya. Hepimiz uçacaktık. Herkes refah, adalet, hak, hukuk, devlet. Herkes yürüyordu. Nereye yürüyoruz şimdi? Ne var? Önümüz kapalı. Yürüyemiyoruz. Ben şimdi bir şey konuşuyorum. Geliyor adam belki kulağımı kesecek. Dedik ne konuşuyordu? Şu an parlamenter sistem geri mi gelsin diyorsunuz? Ben parlamenter sistem güzeldir. Ama eksikleri var mı? Tabii ki var. Görün. Güçlendirilmiş. Modernize olmuş. Halka, devlete, millete, vatandaşa hizmet edilirse işte o lazım. Bugün milletvekili konuşabiliyor mu? Ben vatandaş olarak konuşurum. Konuş kardeşim. Bakan yok. Meclise önerge vermek yok. Hiçbir şey yok. Ağalık paşalık yürüyor. Nereye kadar yürüyecek kardeşim bu? Nereye yürütüyorsun bu? Hak, hukuk, adalet. Mesela siz vatandaş olarak geldiniz, ben burada köfte yapıyorum. Örnek veriyorum. Köfte yapıyorum, 5 tane köfte yapıyorum. 3-5 tane yaptım, 3-5 tane çöpe atıyorum. 2-3 tane yaptım, öbürünü çöpe atıyorum. Vatandaş olarak sen bana müdahale etmen lazım. Kardeş, yazık değil mi? Günah değil mi? Niye atıyorsun? Bu memleketin malı ya. Ver bir fakir fukara yesin, faydalan. Çöpe niye atıyorsun? Adamın malını niye atıyorsun? Şimdi sen bunu soramazsın. Sorduğun an gel bakayım buraya. Kuvvetler ayrılığı olacak. Yani kuvvetler ayrılığı olacak. Herkes birbirini eleştirecek. Sen niye bunu yaptın diyecek. Ama şimdi kimse onu diyemiyor. Nerede bu? Yönetilmez bu şekilde. Bu ülkeye yazık olacak. Bu ülkeye gelen kurşun hepimize gelir. Bugün Ardahan'dan, bugün Edirne'den bir toprak karışımız toprak gitsin. Karış. Bizim için, hepimizin için namus davasıdır. Bu ülke bizimdir. Ayrı bir konu. Ama hep beraber sahip çıkalım. Çalmayalım. Çırpmayalım. Gelir düzeyi eşit yapalım. Ya asker ücrete bakar mısın ya? Emekliğin aldığı maaşa bakar mısın? Ne olacak? Hani biz uçmuşuz? Nereye uçmuşuz? Bana bir yer gösterin. Bir de ben uçayım bakayım nasıl uçuyorum. Şimdi hazinenin başına herkes işini yapacak. Sen şimdi burada çiğ köfte yapabilir misin? Yapamazsın. Ben şimdi bu işi yapamam. Herkesin bir uzmanlık alanı var. Eğer Maliye Bakanlığı değişmesi gerekiyorsa, eğer yapamıyorsa, başarısızsa, bu işi bilen, ilmini bilen adam gelsin, hep birleşsin, hükümet, muhalefet partileri birleşsin, hep beraber kalkılanır. Peki Maliye Bakanı'nın değiştirilmemesinin nedeni ne olarak görüyorsunuz? Şimdi ben vatandaşlara şöyle bakayım, ben aile şirketi diyorum ben.
Yani bu aile şirketidir. Aile yönetiyor Türkiye'yi. Yani herkes yönetmiyor. Mesela kim gelsin? Sen yönet, ben yönetsem, o yönet. Herkes olacak. Ailede benim oğlum gelecek benim yanıma. Gelinim gelecek, kardeşim gelecek, damat gelecek, amcamın oğlu gelecek, halamın oğlu gelecek, teyze gelecek. Biz yöneteceğiz. Birileri de bir şey diyecek. Hadi lan diyeceğiz. Olmaz kardeşim ya. Olmaz bu, olmaz.